Ve 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olanlar kabirleri başında dualarla anılıyor, yad ediliyor. Edirnekapı şehitliğinden şimdi görüntüleri ekranlarınıza getirelim. İşte canlı görüntüleri izliyoruz ki o noktada CNN Türk muhabiri Burçak Bozkuş bizi bekliyor. Kendisinden son bilgileri alacağız. Sultan Arınır, 15 Temmuz şehitliğindeyiz, Edirne kapıdayız. Bu noktada şu an Kur'an-ı Kerim tilaveti okunuyor ve protokol de yerini almış durumda. Hemen sayalım, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya burada, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş burada, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul İl Jandarma Komutanı, İstanbul Müftüsü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısını görüyoruz yine, devlet erkanı ve şehit ve gazi yakınları da yerini almış durumda. Şu an 15 Temmuz şehitliğindeyiz. 14 şehidin yattığı yerdeyiz biz şu an ve 15 Temmuz'un en küçük şehidi Halil İbrahim Yıldırım da burada Edirnekapı şehitliğinde yatıyor. 15 yaşında Bayrampaşa Çevik Kuvvet'in önünde babasıyla birlikte darbeci askerlere karşı koymak için gitmişti Halil İbrahim Yıldırım oraya ve orada şehit düştü. Babasının hemen arkasında şehit düşmüştü. Ve yine 15 Temmuz'da Yılmaz Ercan köprüde o sembol görüntülerden biriydi. Darbeci askerlerin üzerine motosikletiyle giderken motosikletinin üzerinde vurulmuştu Yılmaz Ercan. Yine 14 şehidin arasında burada Edirnekapı şehitliğinde yatıyor. O da gördüğünüz gibi protokol yerini almış durumda. Şu an Kur'an-ı Kerim tilaveti okunuyor. Bitmesinin ardından da şehitlerin mezarına karanfiller bırakılacak ve buradaki program sona erecek diyelim. Aslına bakarsanız 5 yıldır burada bir acı ve hüzün var. Aynı zamanda da gurur da kat be kat artıyor diyelim. Edirnekapı şehitliğinden 14 şehidin yattığı yerden sözü yeniden stüdyoya bırakalım.